Aykut Küçükkaya'nın 26 Ağustos 2019 Pazartesi günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Türgev ve Türevleri Para Basacak başlıklı makalesi. Üniversiteye yerleşen öğrencilerin en büyük derdi barınma ve beslenme. Devlet, kredi ve yurtlar kurumu aracılığıyla üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayamıyor. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, kısa adıyla Türgev. Erdoğan ve ailesinin göz bebeği olan vakıf. Bilal Erdoğan ile Esra Albayrak'ın aktif olarak yer aldığı vakıf. Şu sıralar her şey tamam bir sen eksiksin sloganıyla yurtlarına öğrenci arıyor. Türkiye genelinde tam 46 yurdu var ve 10 bini aşkın öğrencisi. Bu rakamın bu yıl daha da artması bekleniyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında öğrenci barındıran Türgev gibi vakıf ve derneklere para yardımında bulunuyor. Geçen yıl başlatılan uygulama kapsamında Türgev 2019-2020 öğretim yılıyla birlikte resmen para basacak. Nasıl mı? Türgev yurdunda kalan öğrencilerden vakıf olarak bir ücret talep ediyor. Bu miktar aylık en az 600-700 TL. Bazı özel odalar için rakam artabiliyor. İşte Türgev bunun dışında Kredi ve Yurtlar Kurumundan her ay bir öğrenci için 600 TL alacak. 200 TL barınma 400 TL beslenme parası. 10 bini aşkın öğrenciyi yurtlarında barındıran Türgev'in her ay devletten alacağı para en az 6 milyon TL olacak. Türgev'in öğrenci başı geliri aylık ortalama 1500 TL'yi buluyor. Bu rakamı 10 bin öğrenciyle çarptığınızda karşınıza 15 milyon TL gibi bir rakam çıkıyor. Bu aylık gelir. Öğretim yılına vurduğunuzda 150 milyon TL'yi bulan bir vakıf bütçesi ortaya çıkıyor. Tabi bu rakama bağışlar dahil değil. Denetim var mı? Her şey vakıf ve derneklerin kredi ve yurtlar kurumuna verdiği listeye bağlı. Türgev listeyi veriyor, kredi ve yurtlar kurumu parayı hesaba yatırıyor. Denetim üst düzey bir kurum yetkilisinin verdiği bilgiye göre sıfır. Sahi Türkiye bu yurtları nasıl edinmişti? Sorunun yanıtını hepimiz biliyoruz. Arsayı ve binaları AKP'li belediyeler 25 yıllığına söz konusu vakfa ücretsiz tahsis ederek. Liste epey uzun. Sadece Türgev mi? Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun listesi epey uzun. Türgev'in kardeş vakfı TÜGVA, Ensar, İlim Yayma, Önder ve diğerleri. Ortak özellikleri iktidara yakın vakıf ve dernekler olmaları. Para yardımıyla ilgili bazı dernek ve vakıflar veto yemiş. Araya birkaç iktidar destekçisi olmayan vakıf ve dernek de eklenmiş. Evet, devletin tüm üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılayamadığı bir gerçek. İşte tam bu nedenden dolayı yakın geçmişte on binlerce, yüz binlerce üniversite öğrencisi cemaatlerin, tarikatların ağına takılmıştı. 15 Temmuz'da kanlı darbe girişiminde bulunan FETÖ'yü büyüten faktörlerden birisi de öğrenci yurtlarıydı. Şimdi ise tablo iktidara yakın vakıf ve dernekler lehine işliyor. İktidar bu yurtlarda kendi neslini büyütüyor. Rakamlar gösteriyor ki kendi neslini büyütürken büyük paralar da kazanılıyor.